Anladım, evet, tamam. Yine de numaramı almıştınız, bir şey olursa. Anladım, tamam, teşekkürler. Evet, bakın ben onu anladım. Tamam, ben de diyorum ki biz diyorum onların verdiği paranın 2-3 katını vermeye razıyız diyorum. Hazırız vermeye diyorum ya. Ya Allah Allah, kimi şey yapıyoruz ki biz, çağırıyoruz ki Lady Gaga mı bu canım, bu ne naz, bu ne cilve ya? Allah, tamam kapat. Kaba istemiyoruz zaten, istemiyoruz. Üstüne para verseniz de istemiyoruz, kapat. Bitti mi yani? Bitti. Yani yumurta kapıya dayanınca böyle DJ değiştirsek böyle olur işte. Ya ben şiştim ama ya. Of, darlandım, bıktım ama ya. Bıkmak yok, şişmek yok, darlanmak da yok. İşimize sahip çıkacağız, üstümüze düşen görevi yapacağız, tamam mı? Oh, tamam. Buyurun Ayşe Hanım, beni çağırmışsınız. Evet, Atice'm, seni yılbaşı çekilişçisi ilan ediyorum. Hı hı. Sen şirkette kim var kim yok, herkesin ismini topla, bir kağıda yaz, o kağıdı bir kavanozun içinde koy, işte herkese çekiliş falan filan yaptır, öyle şeyler sende. Görevimi canım pahasına yerine getireceğime hiç şüpheniz olmasın Ayşe Hanım. Parti olsun, bize yeter. Sanki kale kapısını muhafaza et dedin, bu ne ciddiyet ya, alt tarafı çekiliş yapacak. Neyse, hadi aramaya devam edelim. Buyurunuz güzel hanımlar. Ha. Ben kesin Volkan'a çıkacağım, bak dedi dersin. Nereden biliyorum kesin Volkan'a çıkacağını? Sonuçta kimi çekiyorsak ona hediye alıyoruz. Ya tabii ki kimi çekiyorsak ona hediye alıyoruz ama bu kağıtlar değiştirilebilir neticede, değil mi? Kağıt yani bu. Bak şimdi benim kafam şöyle çalışıyor. Şimdi Volkan bana evlilik teklif edecek. Yılbaşı çekilişi geliyor. Ne oluyor? Hediye vermek için çok güzel bir zaman oluyor yani. Tüm bu ikisini birleştiriyor. Bu fırsat kaçmaz yani. Yani sen öyle diyorsan öyledir. Daha iyi tanıyorsun sonuçta. Evet, ve büyük çekilişin kazananı... Aa, Kerem. Aa. Haydi hayırlı olsun. Vay. Ya ne oldu? Bu işin sana çıkmadı diye üzüldün mü yoksa? Yok canım, niye üzüleyim? Yani şey oldum. Acaba bana niye çıkmadı dedim. Ya hadi gel şunları değiştirelim, al işte bu kadar basit. Yani o kadar ısrar ediyorsan alır. Yalnız değişim dedim de aklıma geldi. Hı. Şu 2 yılda hayatın öyle bir değişti ki... ...değişim deyince akla gelen ilk insan sen olabilirsin. Yani niye ki, şimdi ne oldu? Hatırlasana, 2 yıl önce ne yapmıştık biz? Böyle toplu bir çekiliş yapmıştık tüm şirket. Ayşe sen var ya, cansın. Ya bu yaptığım benim için o kadar önemli ki. Ne yaptım kız? Alt tarafı yılbaşı çekilişinde çıkan ismi sana verdim. Ya öyle deme. Bak bunca zamanda ilk defa Kerem Bey'le bir cümle bir şey konuşabildim. Hem belki yarın benim ördüğüm kazakla gelecek buraya. Sana ne aldılar kız? Bilmiyorum, bana bir şey almadılar. Yani kimse hediye vermedi. Ya ne oldu ya? Karıştı mı kurrağa? Bir şey mi oldu? Unuttular mı? Araya mı kaynadı? Çok da önemli değil ki Gonca. Ben Muhsin Bey ısrar etti diye geldim. Bir daha da gelmem zaten. Ya ben gelirim ya. Eğlenceliydi. Ben de gelirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Bak bu kazak babana bence çok yakışır. Diyorum ki alsın o giysin. Yeni yılda da şans getirsin ona. Sağ olun Kerem Bey. Ha, ne demek ya? Hadi bakalım. Benim hediyemi başkasına verdi. Ya Fatma çok üzülme. Yani önemli olan hediye almak sonuçta, değil mi? Empo.
empati yoksunu işte ya. Diyorum bir yemin yapıyor, empati yoksunu gerçekten. Geliyor geliyor, ben ateş hattında kalmayayım, görüşürüz. Çıkalım. Ha, çıkalım. Üstümü alayım önce, ondan sonra çıkarız. Ne oldu yine? Az önce bir şey hatırladım. O yüzden senin hakkındaki düşüncelerimi netleştirmiş oldum. Ay. Hediyemi vermek için sabırsızlanıyorum. Kimin çıktığına bakmayacak mısınız? Yok. Niye bakacakmışım ki, ha? Neden bakmam gerekiyor? Neden bakmam gerekiyor? Ya biz bir aile değil miyiz Atiş? Biz bir aile değil miyiz? Ne fark eder kime çıktı? Hem kim çıkmış olursa olsun en güzel hediye, en gösterişli hediye benim verdiğim hediye olacak. Öyle olmuş işte, eşeklik etmişim. Üstüme gelme sen de, benim utandım zaten. Vallahi Fatma, o zaman hatırlıyorum, çok üzülmüştü, bayağı üzülmüştü kız. Ben telafi edeceğim, söz. Sen kimi çektin bu arada? Söylemem, niye söyleyeyim? Söylemem, sanki ben görmeyeceğim. Benim öyle pek aram yoktur yılbaşı hediyeleriyle. Aa, niye ki? Hani küçükken ben, hani böyle zayıf bebekler vardı ya, ince zayıf manken gibi. O bebeklerin de evleri vardı hani. Ben de bu bebeklerin evlerini görmüşüm televizyonda, reklamlarda. Tutturmuşum baba bana bunu al, baba bunu al diye. Babam da ne diyecek tabii, kıyamam alırım demiş. Ama nasıl alacak Kerem yani? O bebeklerin satıldığı semtlere Boğazlayan'dan otobüs bile geçmiyordu. Hadi alayım dese adamcağız. Zaten maaşının yarısı kadar. Neyse almamış tabii ki doğal olarak. Bana bir tane lahana bebek almış, yılbaşında verdi. Ben de ağladım, kıyameti koparttım. Ben ağlıyorum, babam ağlıyor. Ben ağlıyorum, babam ağlıyor. Üf, tabii sonra üzülmüştüm bayağı. Çok üzülmüştüm, kızmıştım kendime. Öyle işte. Tamam ya, dediğin gibi çocukmuşsun zaten. Sen de kendi üstüne gitme o kadar. Şimdi öyle bir hayal kırıklığı yaşamazsın. Sadece o değil ki, hani yılbaşı çekilişi yapmıştık biz 2 sene önce şirkette. Böyle atölyeyle karışık. Artık ben o yılbaşı çekilişinde kime çıktıysam bana hediye almamıştım. Ne kadar umursamadıysa gıcık. Bu ne be? El örgüsü mü o? Nereden bileyim ben, hayatımda el örgüsü mü yordum? Sana kim çıktı bu arada? Ha? Dur, neydi adı? Kız mı erkek mi? Dur, adını hatırlamaya çalışıyorum. Ayça. Şeyma. Ayşe diye bir kız. Ayşe mi? Ha. Ne aldın peki? İşte bir şey almadım, unuttum. Zaten tanımıyorum ki, ne alacağım? Aman salla. İyi akşamlar Kerem Bey. Ha, iyi akşamlar. Bak ne diyeceğim. Bu kazak babana bence çok yakışır. Ben gerçekten empati yoksun olmayayım. Kerem, gençlik sokaktan dönmen lazımdı. Neyin? Eve geçtik, eve. O sokaktan dönmemiz lazım. Ha, üf, tamam. Şuradan uyuyayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?